Mutlu akşamlar. Her çarşamba olduğu gibi Kırılma Noktası programında tekrar karşınızdayız efendim. Ankara stüdyomuzda hukukçu konuğumuz Kürşat Türker Ercan, İstanbul stüdyomuzda gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Skype bağlantımızda da Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında Sayın Fatih Eraslan konuğumuz olacak bugün ve bu üç isimle de Türkiye gündeminde öne çıkan kırılma noktalarını değerlendireceğiz. Öncelikle konuklarıma iyi akşamlar dileyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Canan Hanım. Ceyhun Bey, Fatih Bey sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar olsun hepimize. Evet, kırılma noktalarını bugün değerlendireceğiz. Hem siyasette, hem iç politikada, hem dış politikadaki başlıkları değerlendireceğiz efendim. İlk olarak müsaadenizle Skype bağlantısındaki konuğumuza söz verelim. Öncelikle Fatih Bey, baktığımız zaman gündemdeki gelişmelere siyasetin seçime doğru da yaklaştığımızı düşünürsek eğer, siz de siyaset bilimiyle uğraştığınız için yaşananların seçmen üzerindeki etkilerini biraz ilk etapta konuşalım istiyoruz. Öncelikle size ve sayın konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. 10 Kasım'ın bir gün öncesinde böyle bir yayında bulunmakla beraber 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet, minnet ve yad ederek başlamak istiyorum sözlerime. Tabii siyasetin evrildiği bir nokta var şu an günümüzde. Türkiye yüzyılının açıklandığı, bu minvalde çalışmaların ortaya konulduğu, Türk dış politikasının tamamen artık hakimiyet sergileyerek milli savunma sanayisinin temelinde kendini gösterdiği bir evredeyiz. Siyasetin beklentilerinin karşılığında bir muhalefetin, iktidarın bir arada siyasetin temellerini oluşturması gerekiyor. Günümüzde şu an siyasetin en önemli hassas noktalarından biri seçmenin durumu. Buradaki karşımıza çıkan da handikap da, hatta tam olarak ne olacağını ya da siyaset açısından nerede duracağını konumlandıramayan bir genç nesilden karşı karşıyayız. Uzun zamandır aynı yönetimin çerçevesinde bulunup milli kimliğin çerçevesine şu an kendini barındırmış bir kuşak, gençlik bir siyaset içerisinde. Bunun en büyük göstergelerini özellikle teknolojik alanda yapılan yatırımlar, milli savunma sanayisi ve Türkiye'nin dış politikadaki temel yatırımlarla kendini göstermesiyle gençlerin ve siyasetin evrildiği bir çizgi içerisindeyiz. Burada mevcut yönetimde, iktidarda örneğin en son yaşadığımız Türkiye Yüzyılı projesiyle beraber, TOK projesiyle beraber siyasetin etkileri karşımıza çıkmakta. Benim orada çok sevdiğim bir cümle var. Örneğin TOK Türkiye'ye ve Cumhuriyet'e çok yakıştı. Tam böyle 120. öncesinde, bir yıl öncesinde ben böyle bir ifadeyle bunu söylemek istiyorum. Bunu da herkes karşımıza çıkardığı zaman siyasetin en temelinde bunları görmekte. Neden? Türkiye'nin aslında beklentileri olduğu noktalardayız. TOK, milli savunma sanayisinin gerçekleşmesi, gençlere yönelik bazı parametrelerin günümüzde daha çok ortaya konulması, siyasetin evrildiği noktaları göstermekte. Ama tabii bunun karşısında da Türkiye belli bir yatırımlarla ya da belli bir politikalarla kendini gösterip dış politikasında olsun, iç politikasında olsun, savunma sanayisinde olsun, teknolojik hamleleri olsun, bununla beraber birçok parametreyi sayabiliriz. Karşısında bir muhalefetin de bir çözüm üretmeden veya bunun parametrelerinin karşısında evet bu var, takdir edilebilir, aşikar, çalışmalar ortada denilmeden, farklı bir politika da üretmeden, alternatifsiz bir muhalefet süreciyle de karşı karşıyayız. Bu da artık gözle görülüp inkar edilemeyecek bir hale büründü. Bu da seçimlerin öncesinde siyasetin evrileceği noktayı biraz daha aşikar kılmakta. Çünkü bir seçenek, siyaset dediğimiz sonuçta iki seçenek arasında giden bir durum. Bir iktidar, bir muhalefet. Muhalefetin şu an ne yaptığının, nasıl bir politika izleyeceğine dair soru işaretlerini yüksek seviyede barındırmaktayken, iktidar ya da Türkiye'nin mevcut yönetiminde kendisinin özellikle, yani şunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Yani kendim de eski bir asker olarak bunu söylemek istiyorum. Terörle mücadeledeki istikrar,
mevcut olarak birçok ülkeyle beraber kurulan dış politikaların kendini göstermesi ki bunda bir gün öncesinde Karabağ zaferiyle beraber Azerbaycan'daki süreç bunun en büyük göstergesidir. Azerbaycan politikalarında Ukrayna-Rusya savaşındaki politikalarda iki ülkenin de aynı zamanda politika düzenleyicisi olarak Türkiye'nin seçmesi, belirleyebilmesi. Bundan beraber Türkiye'nin bu politikalarda söz sahibi olarak evet bu politikalar bizim minvalimizde yürütüyor demesi seçmenin üzerindeki en büyük etkilerden biri. Peki. Bu minvalde de seçimin yönelmesini görmekteyiz. Peki. Genel bir çerçeve çizdik aslında. Şimdi bütün bunları detaylandıralım. Diğer konuklarıma da döneyim. Muhalefet cephesinde soru işaretleri giderek artıyor dediniz. Nasıl politika üreteceklerine dair. O soru işaretlerine bir bakalım. Şimdi ilk olarak altılı masada bir aday belirleyememe. Hala ortaya çıkmış bir aday ismi dahi üstünde uzlaşılan ya da ön plana çıkan bir ismin dahi olmamasının soru işaretlerinin yanı sıra işte nasıl bir politika üretecekler, kendi adayları konusunda uzlaşamazken ülkenin önemli konuları, krizleri gerek iç politika gerek dış politikaya dair nasıl adım atacaklar, bir arada bir uzlaşı sağlayacaklar, oluşan başka soru işaretleri. Sayın Ceyhun Bozkurt, var mı başka soru işaretleri? Peki, buradan gençlerin de içinde olduğu, onları da aslında koruma altına almaya amaç edinen anayasa değişikliğinden de biraz söz edelim istiyorum. Çünkü gençler geleceğimiz diyoruz, ileride aile kurumunun en önemli yapı taşlarını oluşturacaklar. Mevcut aileler de bazı gidişatlardan rahatsızlıklarını her fırsatta, her ortamda dile getiriyorlar. Bir bombardıman, bir bilgi kirliliği olduğu, bir yönlendirme olduğu konusunda da işte gerek bu sosyal medya araçları vasıtasıyla ya da batılı ülkelerin böyle bir farklı yönlendirmeye çalışması durumu tespiti yapılıyor. Dolayısıyla bir anayasa değişikliği gündemde ve bu anayasa değişikliği aile kurumunu da koruma altına almaya dönük önemli hususlar, maddeler içeriyor. Bu kapsamda da siyasi partilerle bir ortak fikir, ortak bir görüş ortaya çıksın, mecliste bu yasalaşsın isteniyor. Ama öyle görünüyor ki Millet İttifakı cephesinden bu yasaya bir destek gelmeyecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamada. Dolayısıyla bir referandum önümüzde olacak mı, olmayacak mı onu zaman gösterecek elbette ama gençlere dönük hani hem maddi hem manevi hem yasal düzenlemelerin bir şekilde Cumhur İttifakı eliyle yapıldığını görmekteyiz. Bu düzenlemeler nasıl karşılık buluyor sizce, bulur ya da siyaseten buna ilişkin yorumunuz ne olur? Fatih Hocam sizinle başlayalım. Aynı sırayla devam edeyim. Beşer dakikayla bu bölümü tamamlayalım. Peki, öncelikle tabii kıymetli konukların birkaç ifadesine yine katılmak istediğim ve söylemek istediğim hususlar var. Narkoterör ifadesini Kürşat Bey'in ifade ettiği gibi, yani bunu yapan ülkelerde dahil kendi ülkelerine bu söylemleri belki de göremeyiz. Bu çok ciddi bir ifade. Yani böyle tip bir faaliyette bulunan bir ülkenin, onun siyasetinde muhalefet kimliği taşıyan siyasetçinin ülkesine dahi belki narkoterör ifadesinden kaçınacağını ben inanıyorum. Çünkü bu gerçekten bir dil ve üslup açısından taşıyıcı bir nitelik değil. İkincisi, ya ülkeyi terk etmek, bir kuşak dediğimiz, tabii biz akademik yanıyla bakıyoruz. Kuşaklar bizim için o gün yaşanan, o dönem yaşanan kritik süreçler, kırılma noktaları, ekonomik ve sosyolojik etkenler. Bu yüzden biz kuşakları akademik açıdan değerlendirmemiz gerekiyor ama tabii ki bu ülkenin veli teminatı, baki teminatı Türk gençliği. Bu vazgeçilmez bir durum. Biz bunu nerelerde gördük? Teknofest'te örneğin biz üniversitelerden öğrencilerimizin öyle bir gidişi var ki hocam otobüs talepleri oluyor. Yani bizi buralarda neden daha fazla olmak yönünde. Örneğin nelerde görüyoruz? Bu Türk gençliğini askeri birliklere gösterdiği hassasiyetlerde görüyoruz. Ben yakın dönemde kendi öğrencilerimle Ankara'da bir birlik gezisine katılmıştım. Kendi bağlantılarımla görüşerek.
oradaki hassasiyetlerini de görüyoruz. Biraz önce Kürşat Bey'in ifade ettiği gibi orada yani bir videoda Amerika'nın sokaklarını ya da vesaire yerden sokaklarını ışıltılı göstererek aslında burada bir teşvik de aşikar ortada. Yani gelmeniz gereken yer burası subliminal mesajı taşıyan bir durum. Bu da yani gençleri aslında gidine yönlendiren bir hassasiyet. Bundan kaçınılması gerekiyor. Muhalefet bunu yapmazsa gençler için bir gösterge değildir. Karşısına çıktığı zaman sen bunu nasıl yapıyorsun diyebilecek bir sıkıntı yaratabilecek. Oy vermesinde göz önüne getirip evet ben buna göre seçim tercihimi yapmalıyım diyecek bir durumdur. Bundan da vazgeçilmesi gerekiyor esasen. Diğer açıdan da baktığımızda tabii anayasal bir değişiklik. Gençlerin bu konuda aile faktörü, aile kavramı içerisinde koruyucu bir nitelik alması en önemli hassasiyet. Bugün gittiği muhalefetin burada, tabii altılı masanın burada gittiğinde hepsinin aynı İngiltere'de aynı cümlelere ifade ediyor mu? Ben buradan temiz para getiriyor muyum? Yine biraz önceki yere dönüyoruz ama istikrarsızlığı da karşımıza çıkıyor. Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor ama bakalım altılı masanın kendi içerisinde bunu ne kadar yapabiliyor? İşte burada biraz önce dediğimiz muhalefetin bir benzemezliklerinin çıkartısı, çıkan sonucu. Aile kavramı gençler için en önemli hassasiyette Amerika veya İngiltere veya farklı ülkelerin gençlerdeki aile kavramını tamamen ortada kaldırmak. Anadolu'daki biz bunu yaptığımız anketlerde çok fazla görüyoruz. Aile kavramı gençler için gerçekten önemli bir durum. Yani Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı falan Fark etmiyor. ifadesi değil. Z kuşağı dediğimiz 2000, tabii ki 2000 doğum sonrası ifade ettiğimiz bireyler. 2000 sonrası doğumlular olarak kabul ediyor genel literatür. Ama bunların da hiçbir şekilde aile kavramını burada koruyucu niteliği karşımıza çıkmakta. Aile hassasiyeti bunu da şundan beraber görüyor. Aslında Z kuşağının günümüzdeki bizim ifade ettiğimiz Z kuşağının Türk gençliği kuşağı olduğu hassasiyeti burada çıkıyor. Şunu gösteriyor bize Anadolu motiflerinin, Türk motiflerinin hali hazırda bu kuşağın içerisinde kendi varlığını koruduğuyla görmekteyiz. O yüzden de anayasa değişikliğini tabii siyasi partilerin buradaki görüntüsü biraz önce dedim ya muhalefet yapmak için muhalefet yapmak mı bir olumlu sonuç ya da bir veri ortaya koyarak evet bunu yapıyorsunuz ama bu anayasal değişiklikte biz şunu şunu düşünerek ya da şu maddelerde bu tip bir şey çıkartarak ifade etmek mi buna bakmak lazım. Gördüğümüz kadarıyla da yani birazcık burada elimize bir veri yok. İşte biz buradaki anayasal değişikliği şu şekilde yönlendirmek istiyoruz ya da biz de bu paydada bulunmak istiyoruz süreci yok. Gerçi şu ana kadar da TOK açılışından SİHA'ların gündeme gelmesine kadar evet biz bu işin arkasındayız ifadesini çok fazla karşılaşmadık. Ki biraz önce üstüne basarak söyledim. Dış politikanın en önemli bizim için belirleyici unsuru milli savunma sanayisiydi ve bu şu an mevcut. Milli kimliği yine burada karşımıza çıkmış bir durumda. Milli savunma sanayisi dış politikanın en büyük parametresi ve bu da işte yani kabul edilemiyor. Tabii bunu da benimsemek gerekiyor. Muhalefetin de burada yine bir handikapı karşımızda. Anayasal sürecin değişikliğinde de gençlerin aile kapsamında koruyucu bir nitelikle farklı işte manipülasyonlara maruz kalmadan ki sosyal medya gerçekten bu konuda kirli bir ortam. Medyanın bazı yönleri de gerçekten kirli bir ortam. Burada aile kavramının hatta ve hatta günümüzde uygulanmaya çalışılan cinsiyetsizlik kavramının gençler üstünde teşkil etmesini engellemek için bu anayasal süreç yapılacaksa vazgeçilmez bir şeydir. Yapılması gerekiyordur. Bunu da A siyasi partisi, B siyasi partisi değil, milli kimliğin bir temel noktası olarak hassasiyet gösterilerek sonsuz destekle götürülmesi gerektiğinde kanaat ediyorum. Yani bunu da ifade etmek isterim. Peki, çok teşekkürler. Aynı şekilde Ceyhun Bozkurt size de yönlendirmiş. Kırılma noktasına devam ediyoruz. Kürşat Türker Ercan, Fatih Eraslan ve Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz efendim. Aslında kavramlardan da söz ettik yayının başından itibaren ve ilk olarak Cumhur İttifakı'nın da 5 yıl önce nasıl ortaya çıktığı ve oradaki metinde neler yazdığı ve bazı kavramların da altının çizildiğinden söz etmiştik. Biraz da kavramlar üzerinden gidiyoruz. Z kuşağı bunlardan biri ve son olarak anayasa değişikliğiyle birlikte ailenin de koruma altına alınması maddesinin de eklenecek olmasıyla birlikte dayatılmaya çalışılan belli davranışlar, belli kalıplar olduğunu
açıkladılar konuklarımız. Şimdi bu bölümde şunu sormak istiyorum. Yine biraz dış politikayı konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama kaldığımız yerden aklımda bir iki soru var. Şimdi insan hakları olarak nitelendirilen bazı kişi hak ve özgürlükleri ya da kişisel bireysel özgürlükleri bir devlet politikası olarak ya da işte Batı'nın da söz ettiği gibi bir insan hakları bağlamında bir meseleymiş gibi göstererek buradan nasıl bir çıkar sağlanmaya çalışılıyor ya da böyle sorayım, bir meşru zemin oluşturulabilir mi? Hocam yine sizinle başlayalım ilk olarak, Fatih Hocam. Teşekkür ederim. Tabii aslında tam reklam arası girdiği için bende birkaç şey vardı. Sizin söylediğiniz gibi vardı. Buyurun, eksik kalan yerleri tamamlayalım. Biz aslında bir kültürel hegemonyanın maruz kalıyoruz. Bakın bunu nasıl ifade edelim? Biraz önce Kürşat Hocam da söyledi. Kürşat Bey ifade etti. İşte Ceyhun Bey de ifade etti. Medya araçları buradaki en büyük kıstas. Ama biz burada kültürel hegemonyayı bunlar da yaşıyoruz. Ve burada milli kimliği taşıyacak, bu kültürel medya araçlarında kültürel yansıtmaları yapacak bir eksik noktamız olduğuna kanaat ediyorum. Benim böyle bir düşüncem var. Yani böyle bir hasıl var. Biz bunu en son nerede yaşadık? Türk Tabipler Birliği'ni bir ödül töreninde savunmaya çalışan, sanatçı kimliğini olduğunu ben bunu artık kanaat ettiğimi ifade etmeyeceğim. Karşısında koskoca bir salondan bir kişinin, yani Burak Bey çıkmıştı. Sizler de izlemiştinizdir vakıfiyetinizle. Burak Bey'in çıkarak koca bir salondan hayır, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir iftiradır. Böyle bir durum yoktur. Kendisi PKK sevicidir cümlesiyle ifade etmiş ve koskoca bir salonda kendilerini sanatçı kimlikleriyle Türk sanat dünyasını ifade ederek yansıttığını ifade eden bir kitleden sadece bir kişi yapmışsa biz burada eksiğizdir. Bu kültürel hegemonyaya maruz kaldığımızın göstergesidir. Yani siyaset açısından baktığımızda. Bu da bize karşımıza ne getirecektir? İşte maruz kalmak. Gençlerimizin maruz kalması, milli kimliklerden uzaklaştırmak, bizi biz yapan tanımlardan uzaklaştırmak. Bunun sonucu da medya, medya araçları, işte ücretli, burada nasıl ifade edelim? Platformlardan marka olarak bahsediyoruz. Platform, evet. Evet, çok özür uygun cümleyi söyleyeyim mi? Platformlarda, platformlardaki yansıtmalarla karşımıza çıkmakta. İşte burada bizim dikkat etmemiz gereken husus bu. Kültürel egomanyaya çok maruz kalıyoruz. Bu da bizi yapan kimliklerden uzaklaştırılıyor. Bu da sanatçı ya da kültürel camiada, sanat dünyasında, medya araçlarında hakim olan gruplarda uzaklaşması sonucu da bizlerin işte anayasal olarak korunması gereken hususları sanki insan haklarına aykırıymış gibi göstermesi, bu tamamen bir tezatlıktır. Hayır efendim, böyle bu değildir. Bizim kendimize dair aile kutsaliyetiyle yaşadığımız bir Anadolu coğrafyasında siyaseten de bu tamamen bizim en temel noktamız. Yani peki o zaman şunu anlıyorum, yani tek başına bir anayasa güvencesinin getirilmesi, bunun maddelerde, kağıtlarda yazması tek başına yeterli olmayacak o zaman. Çünkü bu sizin söylediğiniz o kültürel hegemonya bir yandan da devam edecek. Ne kadar bizim yasamızda olursa olsun maruziyet devam edecek. Bunun karşısında o evet, zaman kendi yapımlarımızı, kendi kültürümüzü bizim daha çok belki de dolaşıma sokmamız mı gerekiyor? Kesinlikle işte ifade etmek istediğim anahtar belki de cümle buydu. Yani bu anayasal zeminlerle kesinlikle korunarak bir güvence altına alınmalı ama bu hegemonyanın maruz kalmamalıyız. Bizim karşımıza bir Hollywood yapımıyla, bir Batı yapımıyla vesaire yapımlarıyla çıkıp farklı bir karede işte eşcinsel eğilimi arttıracak, biraz önce çok böyle ifade edildi işte pedofilik yapılar vesaire, özellikle gençlerin üzerinde cinsiyetsizlik, yani bu kimliğin ortadan kaldırılmasına çalışacak yapımlara da bizim maruz kalmamamız esasında oluşmalı. Çünkü burada gençlerimiz, evet biraz önce ben kuşak ifadesini kullandım ama Türk gençliği. Bu temel mihenk taşlarıyla bizim bütün ümidim gençliktedir ifadesinin, Kemal Atatürk'ün ifadesiyle onların bunların içerisinde korunarak, müdafaa edilerek savunmasıyla yapılması gerektiğini söylemem gerekiyor yani. Bunda katılıyorum sizin dediğinize de. Peki. Ceyhun Bey,
Sanırım yok. Pekala. Şimdi tabii diplomasi adımlarına baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan ve oradaki krizi, yani hem aslında iki ülke arasındaki savaşı sulhle sonuçlandırmaya çalışan bir Türkiye var. Bunu artık her fırsatta uluslararası önemli kuruluşlarda dile getiriyor. Hem NATO'dan bu açıklamaları alıyoruz, teşekkürleri duyuyoruz. Hem her ülkemize gelen yurt dışından bir devlet başkanından, liderinden, başbakanından farklı farklı kademelerde bu çaba için, bu uğraş için bir Türkiye'ye teşekkür söz konusu. Sulhle sonuçlandırmaya çalışılıyor. Dünya bir gıda krizine sürüklenilirken o gıdanın dünyaya ulaşması için boğazlarımız aracı oluyor. Böyle bir tahıl koridoru oluşturuluyor. Bir enerji koridoru için merkez olması Türkiye'nin çok aslında hayati bir şekilde ortada duruyor. Keza baktığımızda da NATO dediğimiz ve 70 yıldır üyesi olduğumuz bir kuruluş, bir organizasyon ve buraya da dahil olmak isteyen iki ülke, ki onlar da kendi güvenliklerinin de sağlanmasını arzu ederek girmek istiyorlar. Ama tabii taleplerimiz var. Biz de 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz terör örgütlerine, bu ülkelerin hem de NATO'ya üye olacaklarsa eğer, bizim de müttefikimiz olacak demektir. Müttefiklerimizin de terörle bütün ilgisini, alakasını, varsa desteğini kesmesini, bünyesinde barındırdığı, ülke sınırlarında tuttuğu teröristleri iade etmesi konusunda bir talebimiz var. Bu taleplerin bir kısmı karşılandı, bir kısmı karşılanacak. İsveç'in özellikle kendi ülkesindeki hukuki yapısını, onların da anayasal yapısını terörle mücadeleye dönük bazı yasal değişikliklere dayandırması gerektiği için biraz zaman alıyor oradaki süreç. En azından İsveç Başbakanı'nın açıklamaları bu yöndeydi. Geride bıraktığımız günler bu şekliyle biraz daha yoğun geçti ülkemiz açısından, ama baktığımızda sizin sanıyorum Fatih Hocam ilk cümlelerinizde artık yön verdiğini görüyoruz ve bunu sadece biz değil, evet, gençler de görüyor. Dolayısıyla dünyada söz hakkının olduğu, bu elbette vardı ama artık kullanılabilir olduğunu gören de bir gençlik var. Biraz da bu diplomasi adımlarımızdan ve küresel güç olma yolundaki Türkiye'den söz edelim isterim. Tabii şimdi siz sulh açısından bir giriş yaptınız. Türkiye aslında savaş muharebe açısından da diplomatik olarak varlığını gösterdi. Bunu Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndaki 44 günlük süreçte... Evet, tabii onu atladım. İyi oldu söylediğiniz, buyurun. Estağfurullah. Şimdi daha dün kutladık halbuki zaferi. Affınıza sığınıyorum. Mesleki geçmişte bir askerlik geçmişim olması hasebiyle biraz seçicilik yaşıyorum. Ondan dolayı şimdi Türkiye burada diplomatik açıdan baktığımızda muharebe sahası ve sulh sahasında iki tarafta da kullanabilmenin gerçekten büyük faktörünü yaşadı. 1984'te Siirt-Eruşşemdin'in baskınlarıyla gelen, 78 yılında kurulduğu ifade edilen PKK terör örgütünden bugün FETÖ paralel devlet yapılanmasıyla ve BD'yle gördüğümüz iki örgüt yapılanmasında gerçekten, evet, artık NATO'nun gelip de diğer ülkelerin karşısına net bir şekilde burada üye olmak istiyorsanız oyunun kuralları benim çerçevemde belirleniyor ve siz bu minvalle yürütmeniz gerekiyor diyebilmek çok büyük bir faktör. Bunun da işte kuvvet çarpanlarını biraz incelemek gerekiyor. Türkiye muharebe sahasını ayrıca ifade edeceğim ama sulh sahasında Ukrayna-Rusya arasındaki krizde iki ülkenin de kontak noktasında ciddi bir konumlanma yaşadı. Rusya'nın gaz merkezi, Ukrayna'nın da şundan çekinmiyor, yani Türkiye Ukrayna'ya da harpla alakalı malzemede gidiyor. Yani burada sanayi sektöründe de görüyoruz. Yani Ukrayna askerlerinin işte İHA SİHA'larla olan görüntüleri de aşikar. Bu yani Ukrayna'nın savunmasına da yardımcı oluyor aslında Rusya'ya tabii karşı. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte ama sulhun da temel arka planını yapacaksanız ben hazırım. İstediğiniz anda da bunun çerçevesini çizebiliyorum demesi
diplomatik olarak çok büyük bir faktör. Bu tarihsel sürecimizde baktığımızda Türkiye'nin NATO'nun, NATO bizim için karar verecekken biz NATO için karar verecek bir konuma geldik. Değişen bir Türkiye'nin aslında bir ivme yükselmesinin dış politikada bu en büyük göstergesidir belki bu söylediğim cümle. NATO bizim adımıza karar vermiyor. Biz NATO adına karar veriyoruz. Siz üyelik alacaksanız benim parametrelerim budur ve bununla itibariyle hiçbir olmayacaktır. Ha bunu tabii değişkenleri biraz önce ifade ettim. Harp sahasında da gördük. Türkiye özellikle Meskun Mahalle Harekatı'na ben de katıldım. Biraz önce Ceyhun Bey ifade etmişti. 2016-17'li yıllarda ben Hakkari'de bulundum o dönemde. Kendim eski rütbeli bir askerim, astsubayım. O dönemde yaşadığımız tecrübe, Suriye bölgesinde yaşadığımız tecrübe, gerçekten bunlar dünyada örnek az teşkil edilebilecek durumlardır. Bu bize ordumuzun, yani bu şey değil, güçlü bir orduyuz cümlesi faraziye ile değil, tecrübeli bir orduyuz. Güçlü ve tecrübeli bir orduyuz. Azerbaycan'da da çıkıp, bugün Azerbaycan, ben Haziran ayında ziyaret etmiştim en son. Yani Haziran ayında gördüğümüzde Bakü'de Milli Savunma Üniversitemizin aynısının harp doktriniyle beraber götürdüğü bir savunma yapılanmasını görmekteyiz. Bu bize şunu getiriyor, Azerbaycan'dan Ermenistan'a, belki de Kafkasya'ya kadar Türkiye'nin belirlediği doktrinler çerçevesinde bölge şekillenmesi olacaktır. Burada savunma sanayisinde ve savunma alanındaki parametrelerle karşımıza çıkmakta. O yüzden de Türkiye gerçekten yükselen bir ivmedir. Bunu nerede başa görüyoruz? Biraz önce belki ifade etmedik ama Katar denilen bir yerde Türkiye'nin bir taburla girip tam bir abluka anında, gıda ablukası anında Türkiye'nin yetişerek Katar'ı tamamen hatırlarsınız Trump'ın bir küre etrafında işte buluşma yapıp da Katar'ı terörist bir ülke ilan etmesinden sonra Türkiye'nin ben gıda koridoru oluşturuyorum diye Katar'ın yanında bulunması ve o coğrafyada varlığını göstermesinden alın Azerbaycan'a, Ukrayna'ya, bölgenin hakimiyetine baktığınızda bu Türkiye'nin sadece Batı için değil her bölgede bir varlık göstermesi ivme sağladığını gösteriyor. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi NATO veya diğer uluslararası örgütler bizim adımıza karar vermiyor. Biz verdiğimiz kararları siz uygulayıcısınız ve buna gerçekten yani uymak zorundasınız cümlesi belki biraz sert olur ama göz önünde bulundurmak zorundasınız durumuna bizi getirdi bu ivmede. Evet, çünkü sonuçta bir veto hakkımız var ve onu da bizim isteklerimiz yerine gelinceye kadar kullanıyoruz. Bu da neticede meşru bir hak. Tabii ki. Peki, kesinlikle. Ceyhun Bey. Teşekkürler. Tamam. Fatih Hocam, yani, sizden de son bir cümle alayım. Yani son cümle olarak şunu söyleyeyim. Siyaset açısından, siyaseten cesaretli olan bir adım öne geçer. En önemli husus bu. Mevcut durum cesaretle gidiyor. Dış politikada cesaret göstergesi. Bu da siyaseten seçmen açısından da karşılığını bulacaktır. Peki. Bunu ifade etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Fatih Eraslan. Ceyhun Bozkurt, çok teşekkür ediyorum. Haftaya lütfen bu manşetini verdiğiniz bölümü daha detaylı konuşalım, hatırlatın siz de. Sayın Kürşat Fükerercan, size de çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim katkılarınız için. Ve izleyicilerimize elbette teşekkür ediyoruz vakitlerini ayırıp seyrettikleri için. Haftaya Kırılma Noktası'nda tekrar karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar.